Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Bu videoda sizlerden defalarca talep edilen, istenen bir konuyu çalışıyoruz. Lezertikle konusunu. Fransızca artikeller diyebiliriz, farklı yerlerde tanımlık ekleri, tanımlık ön ekleri diye de geçiyor. Lezertik konusunu bir bütün olarak ele alıyoruz. Lezertik defini, en defini ve partitif. Konuyu hem detaylı bir şekilde ele alıp hem de farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile pekiştiriyoruz. Haydi başlayalım. Konuya kelime bilgisi ile giriş yapalım. Lertikli, eril bir sözcük. Artikel diye Türkçe karşılığını kullanabiliriz. Tanımlık. Tanımlık ön eki. Lezertik en defini belirsiz artikeller. Lezertik defini belirli artikeller. Ve articles partitif bölümlü artikeller diyebiliriz. Lezertik konusunu daha iyi anlayabilmek için şuradaki kelimelerde bilmemiz gerekiyor. Masculin eril demek. Feminin dişil. singulier, tekil. Pluriel çoğul demek. Fransızca'da isimlerin eril, dişil, tekil ve çoğul olarak ayrıldığını biliyoruz. Zaten farklı konuları çalıştığımız farklı videolarda defalarca geçti. Burayı hemen bir tekrar edelim. L'article eril bir sözcük. Artikel, tanımlık, tanımlık, ön eki karşılıklarını kullanabiliriz. Artikel diyelim. Les articles en defini, belirsiz artikel, artikeller. Les articles defini, belirli artikeller. Les partitif, bölümlü artikeller. Masculine, eril demek, feminin dişil, singulier tekil, pluriel çoğul demek. Şimdi konuyu biraz daha detaylandıralım. Fransızca'da isimler eril, dişil, tekil ve çoğul olarak ayrılırlar. Dilin oluşumu bu şekildedir. Misal, le crayon kalem demek, eril bir isim. Bakın önünde belirli ertikel var. La table masa demek, dişil bir isim. Öğrencilerin, dil öğrenenlerin çoğunun yaptığı hata, kalem neden eril, masa neden dişil diye düşünmektir. Bunun yerine Fransızca kelimeleri, isimleri, artikelleri ile ezberlemek en doğru yöntemdir. Hemen buraya bir yıldız atalım. Farklı videolarda binlerce kelime geçti. Videoları düzenli takip edip çalışanlar, kendilerine kelime defteri hazırlayanlar biliyorlar. İsimleri, kelimeleri mutlaka artikelleri ile yazıyorum. Zaten o şekilde kullanmamız, gitmemiz gerekiyor. Siz de mutlaka isimleri artikelleri ile yazın. Le crayon, kalem demek, bakın eril bir sözcük. La table, masa demek, dişil bir sözcük. Başka, lavatür, araba demek, dişil bir sözcük. Le vélo, bisiklet demek. Bakın eril bir sözcük. Burayı kısaca bir tekrar edelim zira önemli. Fransızca'da isimler eril, dişil, tekil ve çoğul olarak ayrılırlar. Dilin oluşumu bu şekildedir. Yani bu şekilde öğrenmemiz ve devam etmemiz gerekiyor. Öğrencilerin, dil öğrenenlerin çoğunun yaptığı hata kalem neden eril, masa neden dişil diye düşünmektir. Bunun yerine Fransızca kelimeleri, isimleri, artikelleri ile ezberlemek en doğru yöntemdir. Yine öğrencilerin, Fransızca öğrenenlerin yaptığı büyük bir hata kalem sözcüğü nasıl eril olabiliyor ya da masa sözcüğü nasıl dişil olabiliyor gibi düşünmektir. Eril ya da dişil olan ismin gönderme yaptığı nesne canlı değildir. Sözcük isim eril ya da dişildir. Le crayon kalem demek biraz önce gördük eril bir isim. Kalem eril bir nesne değildir. Kalem sözcüğü erildir. La table masa demek dişil bir isim, dişil bir sözcük. Masa dişil bir nesne değildir. Masa sözcüğü dişildir. Yani isimlerin gönderme yaptığı o isim söylendiği zaman kafamızda canlanan nesne ya da canlılar değil, isimler eril ya da dişildir. Bakın şöyle bir çevirelim ve yıldız atalım mesela. Lavatür bir önceki sayfada yazmıştım araba demek diye dişil bir sözcük. Araba nesnesi dişil, eril olamaz. Araba sözcüğü dişildir. Yine bu kelimeyi ya da bu kelimeleri öğrendiklerinde öğrencilerden gelen sorular. Mesela La Türkiye, Türkiye demek. Gördüğünüz gibi dişil bir sözcük. Öğrencilerden hocam Türkiye neden dişil ve mesela Le Japon, Japonya demek. Japonya nasıl eril olabiliyor gibi isim eril ya da dişil olabilir. İsmin gönderme yaptığı nesne aklımızda canlanan şey neyse dişil ya da eril değildir. Pek tabi buna da değinmemiz gerekiyor. İsimlerin gönderme yaptığı kafamızda canlanan nesne canlılar değil isimler eril ya da dişildir diye defalarca söyledim. Bu sebeple Fransızca kelimeleri, isimleri, artikelleri ile ezberlemek en doğru yöntemdir. Bazı isimler direkt olarak bir cinsiyete gönderme yapar. Mesela Latant. Hala demek. Dişil bir isim. Le Grand Père, büyük baba demek, eril bir isimdir. Bunlar gibi isimlerin eril mi yoksa dişil mi olduğunu bu şekilde bulabiliriz. Zira bu isimler direkt olarak bir cinsiyete gönderme yapıyorlar. Ancak bu durum istisnadır. Mesela La kutu demek. Gördüğünüz gibi kutu sözcüğü, ismi, dişil bir isim. Buraya da yıldız atalım. Bazı isimler direkt olarak bir cinsiyete gönderme yapar ve o isimlerin dişil mi eril mi olduğunu bulmak çok kolaydır. Amca, dayı, abi, erkek kardeş, erkek kuzen gibi. Ya da hala, teyze, büyük anne, anne, kız kardeş, kız kuzen gibi. Ancak bunlar istisnadır. Kelime öğrenirken kelimeleri, isimleri eril mi, dişil mi diye öğrenmemiz lazım. Tekrar söylüyorum. Fransızca kelimeleri, isimleri, artikelleri ile ezberlemek en doğru yöntemdir. Peki, artikel nedir? Fransızcada isimlerin önüne gelen, isimlerin eril mi, dişil mi, tekil mi, çoğul mu, belirli mi, belirsiz mi olduğunu gösteren ön eklerdir. Şuraya bir yıldız atalım. Cümle oluştururken cümlenin doğru, akıcı olabilmesi için artikelleri bilmek gerekir. Ayrıca sıfatlar isimlerin eril, dişil, tekil, çoğul olmasına göre uyumlu hale getirilir. Yani akorlanır. Dolayısıyla isimlerin eril mi, dişil mi olduğunu bilmek ayrıca önemlidir. Hemen şuraya bir yıldız atalım şöyle. Sıfatlar isimleri nitelendirir. Zarflar eylemleri yani fiilleri nitelendirir. Şurayı tekrar bir okuyalım. Artikel nedir? Fransızca'da isimlerin önüne gelen, isimlerin eril mi, dişil mi, tekil mi, çoğul mu, belirli mi, belirsiz mi olduğunu gösteren ön eklerdir. Cümle oluştururken cümlenin doğru, akıcı olabilmesi için artikelleri bilmek gerekir. Ayrıca sıfatlar isimlerin eril, dişil, tekil, çoğul olmasına göre uyumlu hale getirilir yani akorlanırlar. Dolayısıyla isimlerin eril mi, dişil mi olduğunu, tekil mi, çoğul mu olduğunu bilmek ayrıca önemlidir. Giriş bilgilerini öğrendik. Artık artikel konusunun detaylarına bakabiliriz, başlayabiliriz. Lezartik artikeller 3 gruba ayrılıyor. Birincisi lezartik endefini. İkincisi lezartik defini. Ve üçüncüsü lezartik partitif. Lezartik endefini belirsiz artikeller. Belirsiz artikeller. İkinci de lezertik defini var. Şuraya yazalım. Belirli artikeller. Ve üçüncüsü lezertik partitif. Bölümlü artikeller. Şuraya yazalım. Bölümlü artikeller. Lezertik en Belirsiz artikeller. An, ün ve de. An, eril ve tekil belirsiz artikel. Yani eril ve tekil ismin önüne gelen artikel. Ün, dişil ve tekil ismin önüne gelen artikel. Ve de, ikisinin çoğulu. Eril ya da dişil çoğul ismin isimlerin önüne gelen artikel. Les artik defini. Le, la ve le diye aklımızda tutalım. Le eril ve tekil ismin önüne gelen belirli artikel. La, dişil ve tekil ismin önüne gelen belirli artikel. Bakın burada L üstten virgül var. Şuraya çıkartıp hemen yazalım. Şöyle. L ya da la yani eril ya da dişil hali ikisi de gördüğünüz gibi sesli harfle bitiyor. Bunların yanına yutulan H harfi ya da Sesli harfle başlayan bir isim geldiği zaman bu şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Lom ya da l'étudiant sözcüklerinde olduğu gibi. Şöyle düşünün. Le étudiant dememiz doğru değil. Etüdyan öğrenci demek. Bakın burada sesli harf. Burada sesli harf var. Dolayısıyla bunu atıp şöyle üstten virgülle birleştiriyoruz. Ve Burada L var. İkisinin de çoğul hali. Eril ya da dişil. Çoğul isimlerin önüne gelen artikeller. Üçüncü grupta les partitif bölümlü artikeller var. Maskulin eril bir ismin önünde dü. Feminin dişil bir ismin önünde döla olması gerekiyor. Burada da biraz önce anlattım. Mantık söz konusu şuraya çıkartalım. Sonrasında yutulan H harfi ya da sesli harfle başlayan bir isim geldiği zaman bu şekilde değiştirmemiz gerekecek ve Pluriel yani çoğul hali D Eril ya da dişil çoğul isimlerin önüne gelen partitif yani bölümlü artikel. Şimdi artikel tablosunu biraz daha genişletelim. Biraz daha detaylı ele alalım. Artikeller 3 gruba ayrılıyor diye söylemiştim. Lezertikli, endefini, belirsiz artikeller, 2. Lezertik, defini, belirli ertikeller. 3. Lezertik, partitif, bölümlü ertikeller. Lezartik endefini, belirsiz artikeller, An, ün ve ikisinin çoğulu de. En kreyon, bir kalem. Ün vatür, bir araba. İkisinin de çoğulu de crayon ya da devatür dememiz gerekiyor. Kalemler ya da arabalar. Lezertik defini belirli artikeller le, la. Bazı durumlarda bu şekilde değiştirip kullanıyoruz ve hepsinin çoğulu le. Le crayon kalem, la voiture araba. L'étudiant ya da l'étudiante öğrenci demek. L'homme adam, kişi. L'hôtel otel demek. Gördüğünüz gibi Sesli harfle başlayan ya da yutulan H harfiyle başlayan isimlerin önüne geldiğinde bu şekilde değiştiriyoruz. Ve çoğul halleri le crayon, le gibi yani pluriel çoğul hallerinde ayrıca bir değişiklik yapmıyoruz. Eril ya da dişil isimlerin çoğuluna gelen artikeller aynı oluyor. Peki bu ikisinin arasında ne fark var? Zaten öğrenciler bu ikisini karıştırıyorlar. Şöyle düşünün. Un crayon dediğimiz zaman tanımlı, belirli değil. Herhangi bir kalemden bahsediyoruz. Ama Le Crayon dediğimiz zaman karşımızdaki kişi hangi kalemden bahsettiğimizi anlıyor. Şöyle düşünün. Ben okula gelirken bir tane kalem aldım. Belirsiz artikel ama kalem sözcüğünün eril ve tekil olduğunu da bu belirsiz artikelden anlıyoruz. Daha sonra kalemle ilgili cümleler kurmaya devam ediyorum. Benim almayı istediğim kalem. İki gündür alabilmek için harçlığımı biriktirdiğim kalem. Benim size gösterdiğim kalem. Siyah renkli X marka kalem. Artık karşımızdaki kişi hangi kalemden bahsettiğimizi anlıyor. Dolayısıyla belirli artikel kullanıyoruz. Ve aynı şekilde kullandığımız belirli artikel kalem sözcüğü eril mi, dişil mi, tekil mi, çoğul mu diye bize göstermiş oluyor. Zaten hangi durumlarda lezertik ile, en defini, hangi durumlarda lezertik defini ve hangi durumlarda lezertik partitif kullanmamız gerektiğini göreceğiz. Şimdi üçüncü grupta lezertik partitif var. Onlara bakalım. Üçüncü grup artikeller, bölümlü artikeller. Yani lezertik partitif. D'ü aslına bakarsanız dö ve l'ün birleşiminden oluşuyor diye aklımızda tutalım. Düte de la, de la salade, ve l üstten virgül, de o, ve hepsinin çoğulu d. Dö ve l'nin birleşiminden oluşuyor diye düşünelim. Des olives gibi bölümlü artikeller gördüğünüz gibi yiyecek içecekle ilgili isimlerin önüne gelmiş. Daha çok bu şekilde kullanılır. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Bakın. De edatı de prepozisyonu Türkçe'ye den, dan karşılığını veriyor temel olarak. Dolayısıyla les artifs partitifin den, dan gibi bir karşılık vermesi gerektiğini aklımızda tutalım. Burayı kısaca bir toparlayalım. Les ile Fransızca'da artikeller 3 gruba ayrılırlar. Birincisi les ile endefini Belirsiz artikeller an, ün ve de. Les articles belirli artikeller le, la, le bu şekilde değiştirmemiz gerekir. Sesli harfle başlayan bir isim ya da yutulan h harfi ile başlayan bir isim gelirse. Üçüncü grupta les articles partitif var. Bölümlü artikeller du, de la, d diye düşünün ve Biraz önce gördüğümüz aynı mantıkla şu şekilde değiştirip yazmamız gerekebilir yanına sesli harfle başlayan bir isim gelirse, bunların dö edatından yola çıkarak oluşturulduğunu düşünelim. Dö de, Türkçe den dan karşılığını veriyor. Dolayısıyla lezertik partitif bölümlü artikellerin den dan gibi bir karşılık vereceğini de hakkımızda tutalım. Zaten bunların hepsini şimdi çok daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi hangi durumda hangi artikelleri kullanmamız gerekiyor ona bakalım. Les endefini en defini, belirsiz tanımsız artikellerle başlayalım. Nerede hangi durumlarda kullanmamız gerekir? Birincisi devant un nom inconnu on n'a pas Bilmediğimiz, daha önce bahsedilmeyen bir ismin önüne les endefini en defini, belirsiz artikeller gelir. Örneğe dikkat edelim. Dans la rue, j'ai Sokakta ben bir tane araba gördüm. Hangi araba? Belli değil. Ne renk? Belli değil. Markası ne? Belli değil. Arabayla ilgili aklımızda uyanan bir bilgi yok. Dolayısıyla belirsiz artikel kullandık. Ama belirsiz artikel araba sözcüğünün dişil bir sözcük olduğunu, tekil bir sözcük olduğunu da bize gösteriyor. Ya da Il y a des Bahçede çocuklar var. Hangi çocuklar bilmiyoruz. Kimin çocukları bir bilgimiz yok. Dolayısıyla belirsiz artikel kullandık. İsim çoğul. Kullanım mantığı gördüğünüz gibi çok kolay. Les articles en defini, belirsiz artikeller nerede nasıl kullanılır? İkinci madde. Pour montrer une valeur numérique. Sayısal bir değeri göstermek için lezertik endefini, belirsiz artikelleri kullanabiliriz. Un de mévazin a une voiture de sport. Komşularımdan birinin bir spor arabası var. Hangi komşu? Belli değil. Hangi araba belli değil. Arabanın markası belli değil. Un enfant joue dans le jardin. Bahçede bir tane çocuk oynuyor. Hangi çocuk, kimin çocuğu belli değil. Gördüğünüz gibi belirsiz artikel kullandık. Aynı spor araba isminin önündeki artikel gibi. Kullandığımız artikeller tanımsız, belli olmayan bir ismin önüne gönderme yapıyor. Diğer taraftan o ismin dişil mi, eril mi, tekil mi, çoğul mu olduğunu da bize gösteriyor. Mesela bakın. Un voiture de sport dedik. Bir spor araba hem sayısal bir değer belirtiyor hem de araba sözcüğünün dişil ve tekil olduğunu bize gösteriyor. Geldik lezertik defini. Belirli tanımlı artikeller hangi durumlarda nasıl kullanılır? Birinci sırada devant le nom connu, déterminé, on a mentionné avant, bildiğimiz daha önce bahsedilen ismin önüne lezertik defini, belirli artikeller gelir. Biraz önce ne demiştik? Sokakta bir tane araba gördüm demiştik ve belirsiz artikel kullanmıştık. Ama J'ai la petite voiture bleue de Luc dans la rue dersek, yani sokakta Lük'ün küçük mavi arabasını gördüm dersek belirli artikel kullanıyoruz. Neden? Kimin arabası? Lük'ün arabası. Ne renk bir araba? Mavi. Nasıl bir araba? Küçük bir araba. Arabayla ilgili artık bilgimiz var. Herhangi bir araba değil, dolayısıyla belirli artikel kullanıyoruz. Diğer taraftan kullandığımız bu belirli artikel ismin dişil ve tekil olduğunu da bize gösteriyor. Ya da Ses sont les enfants de Sophie, bunlar Sophie'nin çocukları. Hangi çocuklar? Kimin çocukları? Bir bilgi var. O yüzden belirli artikel kullanıyoruz. Hemen şunu da ekleyelim. Burada süson geçti. Şuraya bir yıldız atalım. Hatta yukarıya da çıkartalım. Bunlar. Şöyle yıldız atalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Le prezentatif. Sunum sözcükleri. Daha önce bir videoda çok detaylı çalıştık. S ve süson prezentatiflerini. Bu konuyu çalıştığımız videonun kartını da ekliyorum izlemeyen, çalışmayanlar varsa bu karttan ulaşarak çalışabilirler. Şimdi devam edelim. Lezertik, defini, belirli artikelleri kullanmamız gereken yerler. İkinci sırada. Devan un nom que tout le monde Herkesin bildiği, tanıdığı isimlerin önüne lezertik defini, belirli artikeller gelir. Le vent, la musique, le soleil, l'argent gibi. Yani rüzgar, müzik, Güneş, Para gibi bunlar herkesin bildiği, tanıdığı isimler. Mesela Le Soleil Brille, Güneş Parlıyor. Burada pek tabi belirli artikel kullandık. Burada Un Soleil Brille diyemezdik. Yani bir tane güneş parlıyor diyemezdik. L'argent fait le bonheur Fransızların ünlü sözü para mutluluk yapar, para mutluluk getirir demek. Belirli artikel kullandık. Gördüğünüz gibi bu şekilde değiştirerek yazdık. Neden? L'argent eril bir sözcük. Le argent gibi kullanamayız. Bunu atıp üstten virgülle birleştirmemiz gerekiyor. Burada da un argent fait le bonheur diyemezdik. Bir tane para mutluluk getirir gibi bir karşılık verirdi. L'argent, le soleil ya da burada yazdığımız örnekleri çoğaltabiliriz. Herkesin bildiği, tanıdığı isimlerin önüne belirli artikeller gelir. Les defini belirli artikelleri kullanmamız gereken başka bir yer. Üçüncü madde. Devant le nom qui montre une catégorie. Bir kategoriyi gösteren isimlerin önüne lezertik defini belirli artikeller gelir. Le chien est un animal fidèle. Köpek sadık bir hayvandır. Bakın burada le chien dedik. Tekil kullandık. Burada köpek sadık bir hayvandır derken herhangi bir köpekten, komşumuzun köpeğinden bahsetmiyoruz. Bir grubu tanımlamış oluyoruz. Yani bir kategoriyi göstermiş oluyoruz. Le chat est animal intelligent, kedi zeki bir hayvandır. Gördüğünüz gibi yine belirli artikeli kullandık. Bir kategoriyi anlatmış olduk. Bir gruba yönelik cümle oluşturmuş olduk. Bu örnek cümlelerde belirsiz artikelleri kullanamazdık. Mesela, ancien un animal fider diyemezdik. Bir tane köpek sadık bir hayvandır diyemezdik. Mantıklı doğru bir cümle olmazdı. Ya da, ansha un animal intelligent diyemezdik. Bir kedi zeki bir hayvandır diyemezdik. Kategoriyi anlattığımız için belirli artikel kullandık. Diğer taraftan bakın. Le Chien dediğimiz zaman köpek sözcüğünün eril bir sözcük, eril bir isim olduğunu da anlıyoruz. Lezartik defini belirli artikelleri kullanmamız gereken yerler dördüncü maddede. Devant le nom qui indique une profession en titre bir mesleği ünvanı gösteren isimlerin önüne lezartik defini belirli artikeller gelir. Hemen örneklere bakalım. Le docteur Rıdvan ne pas encore arrivé, attendez un peu. Doktor Rıdvan henüz gelmedi, biraz bekleyin. Bakın, le docteur diye kullandık. Türkçe'de doktor Rıdvan henüz gelmedi diyoruz. Fransızca'da isimlerin önüne artikel koymamız lazım. Doktor bir tane mesleği gösteriyor bize ya da bir ünvanı. Dolayısıyla belirli artikel kullandık ya da le directeur e un peu occupé Müdür bugün birazcık meşgul. Bakın, le directeur dedik. Bir mesleği, bir ünvanı gösteriyor. Belirli artikel kullandık. Burada aynı mantıkta belirsiz artikel kullanamazdık. Cümlelerimiz anlamsız olurdu. Mesela, un directeur est un deseydik. Bir tane müdür bugün birazcık meşgul gibi bir anlam verirdi. Ya da an doktor Rıdvan diyemezdik. Bir doktor Rıdvan henüz gelmedi biraz bekleyin diyemezdik. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Yine öğrencilerin yaptığı hata özel isimlerin önüne artikel koymak. Şöyle düşünün mesela Le Rıdvan diyemeyiz. Böyle bir şey olamaz. Ya da La Sophie diyemeyiz. Bu şekilde özel isimlerin önüne artikel koymamız doğru olmaz. Haydi devam edelim. Bakalım 5. maddeye. Devam edelim. Tarih belirtirken lezertik defini belirli artikeller kullanılır. Hemen örneklere bakalım. Aujourd'hui, c'est le 28 février. Bugün 28 Şubat. Bakın burada belirli artikel var. Sophie est le 2 janvier 1975. Sophie 2 Ocak 1975'te doğdu. Bakın yine burada belirli artikeli kullandık. Başka? Burada bakın bir tane akor var. Şuraya çıkartalım hemen bir yıldız atalım. Cümlenin zamanı passé composé. Yani dili geçmiş zaman. Fransızca zamanları, farklı kipleri, farklı videolarda çalıştık. Dili geçmiş zaman konusunu çalıştığımız videonun kartını da buraya ekliyorum. Şimdi Sophie bir kadın ismi. At fiili ile çekilmiş bir fiil var. Dolayısıyla buraya akor yaptık, bir tane ö ekledik. Sophie değil de Mark olsaydı aynı cümleye Mark bir erkek ismi. O zaman akor yapmamız gerekmezdi. Yani buraya bir tane daha ö eklememiz gerekmezdi. İşimize yarayacak bir tane şey daha var burada. Şurayı çıkartalım. Fransızcada tarihler nasıl söyleniyor? Başına belirli artikeli getirip koyduk. Burada gün var. Sonra aylar bu şekilde yazıyla yazılıyor. Sonra da seneyi yazıyoruz aynı burada olduğu gibi. Yani şu şekilde yazmayacağız. 02, 01 1975 gibi yazmayacağız. Hemen buraya da bir yıldız atalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Şimdi devam edelim. Lezertik defini belirli artikelleri nerede kullanıyoruz? 6. maddeye bakalım. Devan le nom de famille Aile isimlerinden önce lezertik defini belirli artikeller kullanılır. Türkçe'de olmayan bir durum. Le Bertier Berthier ailesi karşılığını Türkçe'ye veriyor. Gördüğünüz gibi burada artık defini pluriel var. Dikkat ederseniz ismin sonunda bir tane s yok. Yani çoğul yapmıyoruz. Le Bertier habite dans une grande maison. Bertierler, Bertier ailesi büyük bir evde oturuyorlar. Burada bir tane s yok. Belirli artikel kullandık. Bakın burada habite fiili var. İkamet etmek demek. Prezanda çekilmiş cümlenin zamanı le présent, présent de l'indicatif. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. Burada dan edatı var Türkçe'de da içinde karşılıklarını veriyor. Bakın burada un mezon var bir tane ev. Bakın belirsiz artikel. Burada da sıfat var grand büyük demek. Ev sözcüğünün dişil olduğunu bildiğimiz için sıfatı o şekilde uyum yaparak yani akorlayarak yazdık. Haydi devam edelim. Yine belirli artikellerin nerede kullanılması gerektiğine devam edelim. 7. maddede De van le nom de langue et de discipline dil alan bilim kolu belirten isimlerden önce les defini belirli artikeller kullanılır. Lütüy Türkçe, le français, fransızca, l'anglais, İngilizce demek. Gördüğünüz gibi belirli artikelleri kullandık. Les mathématiques, matematik, La physique, fizik, La chimie, kimya, L'histoire, tarih demek. Diller ve çalışma alan isimleri öncesinde belirli artikelleri kullanıyoruz. List var şu şekilde yazdık meslede. L'istuar dişil bir sözcük. Bunu la istuar diye yazmamız doğru değil. Neden? Burada yutulan H harfi aşmıyor var. Bunu atıp üstten virgülle birleştiriyoruz. Daha önce gördüğümüz şekilde. Haydi devam edelim. Sekizinci maddede ne var? Devan lenum, geografik, Kontinam, pey, montayn, coğrafi isimlerden önce kıtalar, ülkeler, dağlar, Desartik defini, belirli artikeller kullanılır. La Turquie, Türkiye, la France, Fransa, les États-Unis, Amerika, Amerika Birleşik Devletleri. Bakın belirli artikel ülke isimlerinden önce geldi. Ağrı est la plus haute montagne de la Turquie. Ağrı Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Bakın la montagne belirli artikel kullandık. Le dedik. Süperlatif yaptık. Yani Türkçe en karşılığını verdik. Coğrafi isimler, kıta isimleri, ülke isimleri, dağ isimlerinden önce belirli artikelleri kullanmamız gerekiyor. Dokuzuncu maddeye bakalım. Devan le nom géographique mais pas devant le nom de ville. Coğrafi isimlerden önce lezartik defini belirli artikeller kullanırız ancak şehir isimlerinden önce kullanmayız. Ankara, la capitale de la Turquie. Ankara, Türkiye'nin başkentidir. Bakın bu şekilde bir şey yazmamız mümkün değil. Zira şehir isimlerinden önce artikel kullanılmaz. L'Ankara, la Paris dememiz doğru değil Mesudem. Peki bu kuralın değiştiği, bozulduğu durumlar var mı? Var. Sauf hariç demek. Le Caire, La Nouvelle Orléans, Kahire, New Orleans isimlerinin önünde bakın. Artikel kullanılıyor. Ayrıca set règle change si y a un adjectif avec le nom isimle birlikte bir sıfat varsa bu kural değişir. Dikkat. La Belle Ankara, Ela de la Türkiye güzel Ankara Türkiye'nin başkentidir. Sıfat kullandığımız için belirli artikel koymamız gerekti. Bu cümlede Ankara ela Kapital de la Türkiye Ankara Türkiye'nin başkentidir derken burada herhangi bir artikel yok ama sıfat varsa la Bel Ankara ela Kapital de la Türkiye dersek gördüğünüz gibi, belirli artikel kullandık. Güzel Ankara Türkiye'nin başkentidir. Cümlenin Türkçesi. Les artik defini. Belirli artikellerin nerede kullanılması gerektiğine dair iki tane daha maddemiz var. Onuncusu şöyle. Devan le nom de partie du corps. Vücudun bölümlerinin adlarından önce les artik defini. Belirli artikeller kullanılır. Pas Posesif, mülkiyet sıfatları kullanılmaz. Şuraya bir yıldız atalım. Önce şuraya bir ekleyelim. Lezerjektif, erjektif Adjective sıfat demek. Posesif, mülkiyet sıfatları konusunu bir videoda çok detaylı bir şekilde çalıştık. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler bu karttan ulaşarak çalışabilirler. Örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Alex tombe e lübra. Alex düştü ve kolunu kırdı. Bakın se sombra demedik. Yani mülkiyet sıfatı kullanmadık, kullanamayız. Atjimal alatet başın mı ağrıyor demek. Acimel, a atatet diyemeyiz. Yani mülkiyet sıfatı kullanamayız. Gördüğünüz gibi belirli artikel kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu durum değişir mi? ancak edebi metinlerde şiirde karşınıza çıkabilir. Mesela senin güzel gözlerin diye başlayan bir şiir olabilir. Mülkiyet sıfatı kullanılmış olabilir. Onun dışında vücudun parçaları, organlarının mülkiyet sıfatlarıyla kullanılmayacağını, belirli artikeller ile kullanılacağını aklınızda tutun. Mantık şöyle işliyor. Alex düştü ve kolunu kırdı derken Alex düşüp bir başkasının kolunu kıramayacağına göre burada mülkiyet sıfatı kullanmak mantıklı değildir diyor Fransızca. Ve les artik defini belirli artikelleri kullanmamız gereken son bölüm 11. madde devan un nom de jour pour exprimer une répétition. Tekrarı belirtmek için günlerden önce lezertik defini belirli artikeller kullanılır. Örnek cümlelerle çok daha iyi anlayacaksınız. Nous allons au cinéma le vendredi. Biz cuma günleri sinemaya gideriz diye tercüme edebiliriz. Buraya belirli artikel koyduk. Vendredi, cuma. Cumaları gideriz gibi bir karşılık verdiğini düşünün. Yani chaque vendredi bir sıklık zarfı oluşturduğunu düşünün. Le dimanche, je rends visite à ma grand-mère. Pazar günleri ben büyük annemi ziyaret ederim. Chaque dimanche. Buradaki belirli artikel tekrarı belirtti. Bizim bunları le vendredi ya da burada olduğu gibi le dimanche diye yazmamıza gerek yok. Belirli artikel tekil haliyle tekrarı zaten gösteriyor. Geldik üçüncü gruptaki artikeller yani lezartik partitif bölümlü artikeller. Nerede, hangi durumlarda nasıl kullanılırlar? 1. devan ki exprim in quantité. Miktarı bir bütünden bir miktarı gösteren isimlerden önce lezertik partitif bölümlü kısmi artikeller kullanılır. Buraya bir yıldız atalım. Zaten lezartik partitif bölümlü artikellerin kullanıldığı yerlerin neredeyse tamamı bu madde. Örnekle çok daha iyi anlayacağız. Merk mange du pain, de la salade, des frites e boit de, de l'eau, c'est-à-dire diye düşünün. Mark ekmek, salata, patates kızartması yiyor ve su içiyor. Şimdi Lezertik partitif de edatı ile oluşturulur diye söylemiştim. Şuraya yazalım. D var. Döla. D var. Bir de yine yutulan H harfi ya da sesli harfle başlayan bir isim olduğunda bu şekilde oluşturup yazmamız gerekiyor. D Türkçe'ye den, dan karşılığını veriyor. Mantığını şu şekilde çok daha rahat anlayabiliriz. Ekmek diye bir şey var. Mark ekmeğin tamamını değil de o ekmekten bir miktar yiyor. Dolayısıyla den dan karşılığını verebilmek için partitif artikel kullanıyoruz diye düşünün. Mark salatadan bir miktar yiyor, patates kızartmasından bir miktar yiyor ve sudan bir miktar içiyor gibi düşünün. Hemen diğer örnek cümleye bakalım. Je mange du fromage de la confiture et je bois du thé. Ben peynir, reçel yiyorum ve çay içiyorum. Bakın, partitif artikel kullandık. Ben peynirin tamamını değil de peynirden bir miktar yiyorum gibi düşünün. Ya da de la confiture, reçelden bir miktar yiyorum gibi düşünün. Je bois du thé. Çay içiyorum diye Türkçe'ye tercüme edebiliriz ama çaydan içiyorum gibi düşünün. Yani Dö edatı Türkçe'ye dendan karşılığını veriyor. Ve bu da löte. ikisini birleştirerek dü artık partitifini sanki oluşturmuşuz gibi düşünün. Aslına bakarsanız artık kontrakte konusuna giriyor. Ve onu zaten bir videoda çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Listemde var. Ben peynirden yiyorum, reçelden yiyorum ve çaydan içiyorum gibi düşünün cümleyi. Türkçe'ye tercüme ederken ben peynir, reçel yiyorum, çay içiyorum diye tercüme ederiz. Pek tabii. Lezertik partitifin kullanım yerleri. ikinci sırada Devanlinum abstre. Soyut isimlerden önce lezertik partitif bölümlü kısmi artikeller kullanılır. Rex a du courage et de l'énergie. Rex'in cesareti ve enerjisi var. Bakın cesareti var derken, enerjisi var derken partitif artikel kullandık. Aslında biraz önce anlattığım bölüme benziyor. Cesaret, enerji soyut isimler. Dünyada cesaret diye bir kavram olduğunu düşünün. Ve Rex onun pek tabi tamamına sahip değil. Kendi özelliklerine göre, kendine göre bir miktarına sahip gibi düşünün. Dolayısıyla Den dan bağlamında partitif artikel kullanmamız gerekir diye düşünün. Dolf a de la fièvre. ateşi var. Şöyle uzatalım bakın. Ile malade. O hasta. Yine partitif artikel kullandık. Den bir parçaya sahip gibi düşünelim. Mantığı aynı şekilde ilerliyor lezertik partitifin kullanımı ile ilgili dikkat etmemiz gereken bir başka şey. On ne peut pas utiliser les articles partitifs avec les verbes d'appréciation, aimer, adorer, détester. On utilise les articles définis. Kişisel beğeni belirten fiiller ile les articles partitifs bölümlü kısmi artikeller kullanılmaz. Les articles définis belirli artikeller kullanılır. Selin n'aime pas le café. Elle adore le kahve sevmez, o çaya bayılır. Bakın burada belirli artikel kullandık. Selin n'aime pas du café. Elle adore demedik. Yani lezertik partitif kullanmadık, Lezertik défini defini kullandık. Zira sevmek gibi, çok sevmek, bayılmak gibi, nefret etmek gibi beğeni belirten Fiillerle birlikte lezertik partitif kullanılmaz. Hemen şuraya örnek cümle ekleyelim. Bakın şimdi. Rü bua, düte dememiz gerekir. Burada partitif artikel kullandık. Ancak beğeni belirten bir fiil varsa. Mesela rem, thé dedik. Ben çayı seviyorum derken. Belirli artikel kullanmamız gerekiyor. Jam dûte demek doğru bir kullanım değil. Les artik partitifle ilgili bir madde daha ekleyelim. Yine öğrencileri karıştırdığı aslında çok kolay olan bir durum. Surtout si les articles définis sont utilisés à la place des articles partitifs, surtout si Lezertik partitif yerine özellikle lezertik definik kullanılıyorsa tamamı vurgusu vardır. Örnekle, örneklerle çok daha iyi anlayacaksınız. Sophie a mangé du gâteau au chocolat. Sophie çikolatalı pasta dan yedi diye düşünün. Bakın burada artık partitif var. Sophie belirli bir miktar yedi. Sophie a mangé le gâteau au chocolat dersek yani belirli er tekeli kullanırsak Türkçe'ye Sofi çikolatalı pastayı yedi karşılığını verir. Tüm pastayı tamamını diye düşünelim. Hemen bir örnek daha ekleyelim. Hatta biraz önce kullandığımız, yıldız atıp kullandığımız cümleyi yazalım. Cümle passé composé değil'i geçmiş zaman olsun. Şimdi je bu du dersek ben çaydan içtim gibi bir karşılık verir. Yani burada artik partitif kullanırsak belirli bir miktar içtiğimiz anlaşılır. Ama artik partitif yerine artık defini kullanırsak yani cümle yine passé composé dili geçmiş zaman olsun. Je le dersek Tamamını karşılığını vermiş oluruz. Yani ben çayı içtim gibi bir anlam verir çayın tamamını içtim diye anlaşılır. Burada bir miktar, burada tamamı diye düşünelim. Artik partitif, den bir miktar, artik defini kullanırsak tamamı karşılığı. Fransızca artikel nedir, hangi durumlarda hangi artikeller kullanılır diye baktık. Şimdi farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleriyle konuyu iyice pekiştirelim. Il y a enfants dans le jardin. Bahçede çocuklar var. Çocuklarla ilgili bir detay bilgisi olmadığı için elimizde belirsiz artikel kullanıyoruz. Ama les enfants de mon voisin dans le jardin. Komşumun çocukları bahçedeler derken belirli artikel kullanıyoruz. Neden? Komşumun çocukları. Çocuklarla ilgili bir bilgi var. Mamer a fait un gâteau J'adore le gâteau fruvi. Annem doğum günüm için pasta yaptı. Ben meyveli pastayı çok severim. Burada mülkiyet sıfatı var. Lamer, anne. Bakın burada belirsiz artikel var. Angato bir tane pasta yaptı. Hem sayısal bir değer var. Hem de pasta ile ilgili bu kısımda bir bilgimiz, detay bilgimiz yok. Şuradan bölelim. İkinci cümlede. Bakın burada belirli, Artikel kullandık. Neden? Beğeni belirten bir fiil var. Je n'ai mangé qu'un petit sandwich au petit déjeuner. Ben kahvaltıda sadece küçük bir sandviç yedim. Şimdi burada ne? Orada kö var. Önce şurayı bir çıkartalım mesela. Nö'yü gördüğümüz zaman hemen bir olumsuzluk var. Cümle olumsuz cümle diye düşünmeyeceğiz. Zira burada nöke var. Yani la restriksiyon var. Kısıtlama ifadesi var. Bu konuyu da daha önce bir videoda çok detaylı bir şekilde çalışmıştık. Bakın burada belirsiz artikel kullandık. Küçük bir sandviç derken hem sayısal bir değer var. Hem de sandviçle ilgili bir detay bilgisi yok. Ama j'ai mangé le sandviç au fromage au petit-déjeuner dersek Kahvaltıda peynirli sandviç yedim dersek belirli artikel kullanmamız gerekiyor. Zira bakın sandviç peynirli artık bir detay bilgisi var. O petit déjeuner, j'ai bu du thé et j'ai mangé du fromage dersek kahvaltıda çay içtim ve peynir yedim. Bu sefer artık partitif kullanıyoruz. Yani bir bütünden bir miktarı Yediğimizi, içtiğimizi göstermiş oluyoruz. Bu cümleyi şu şekilde kursaydık. Bakın şimdi. Je bu le thé et j'ai mangé le fromage deseydik anlam nasıl değişirdi? Yani partitif yerine belirli artikel kullansaydık tamamı karşılığını vermiş olurduk. Kahvaltıda çayın hepsini ben içtim. Kahvaltıda peynirin hepsini ben yedim gibi düşünün. Şuraya ekleyelim. Bir yıldız atalım. Şöyle devam edelim. Tu sais que je n'aime pas la confiture. Biliyorsun ki ben reçel sevmem. Bakın belirli artikel kullandık. Neden? Beğeni belirten bir fiil var. Au petit déjeuner, j'ai mangé de la confiture que ma mère a faite la semaine dernière Kahvaltıda annemin geçen hafta yaptığı reçelden yedim. Artık partitif kullandık. Bakın burada bir kö var. Yani bir konum. Relatif var. Bağlaç diyebiliriz direkt olarak. Zamir bağlaç diyebiliriz. Türkçe'ye di, d'ı karşılığını verdiğini aklımızda tutalım. YDS'de mutlaka ve mutlaka kullanılır. Cümlenin Türkçesine bakalım. Di, d'ı var mı? annemin geçen hafta yaptığı. Ayrıca bakın burada bir tane ö getirerek akor yaptık. Neden? Pronom relatif varsa fiil passé composé de avoir'la çekiliyor dahi olsa dişil isimler için akor yapmamız gerekiyor. Ce sont les livres que tu as acheté l'année dernière. Bunlar senin geçen sene satın aldığın kitaplar. Mı? Bakın burada saison prezentatifi var. Kitaplar belirli olduğu için l'article defini kullandık. Ayrıca ne var? Yine kö pronom relatifi var bağlaç. Buraya bir tane s getirerek akor yaptık. Zira kitaplar dedik çoğul. Yine burası pek tabi passe composé şeklinde gitti. Kö pronom relatifinden bağlacından dolayı avarla çekilmiş fiilde de akor yaptık. Farklı örnek cümlelerle devam edelim. Je vais acheter une petite voiture le mois prochain. Önümüzdeki ay küçük bir araba alacağım. Hem sayısal değer var gibi düşünelim. Hem de araba ile ilgili detay bilgisi olmadığı için belirsiz artikel kullandık. L'année prochaine, j'achèterai la voiture dont j'ai toujours rêvé dersek. Önümüzdeki sene hep hayal ettiğim arabayı satın alacağım dersek, bu sefer belirli artikel kullanıyoruz. Bakın burada bir pronom relatif var. Biraz önce kö pronom relatifi geçmişti. Don pronom relatifi varsa, dö edatı alan bir fiil olması lazım. İşte burada bakın. Reve, dö hayalini kurmak demek. Dö de edatı alan bir fiil de ile yapılmış bir tamlama olması gerekiyor ki don pronom relatifini kullanalım. Don moi du pain s'il te plaît. Ekmeği bana ver lütfen. Bakın du artik partitifini kullandık. Aynı şekilde yıldız atalım. Cümle şu şekilde gitseydi. Don moi le pain s'il te plaît deseydik. Yani belirli artikel kullansaydık o zaman ekmeğin tamamını istiyoruz gibi bir anlam çıkardı. Yine örnek cümlelerle devam edelim. J'ai besoin d'un dictionnaire. Benim iyi bir sözlüğe ihtiyacım var. Belirsiz artikel kullandık. Bu artikel bize diksiyoner sözcüğünün eril bir sözcük olduğunu da gösteriyor. As-tu acheté le dictionnaire dont Alice parle toujours? Alice'in her zaman bahsettiği sözlüğü aldın mı? Satın aldın mı? Artık sözlükle ilgili daha detay bilgisi var. Hangi sözlükten bahsedildiğini biliyoruz. Belirli artikel kullandık. Ayrıca bakın yine don pronom relatifi var. Şuraya yazalım. Le pronom relatif, bağlacı var. Ne demiştim? De edatının geçmesi gerekiyor. De edatı olan bir fiil olması gerekiyor. Fiilimiz burada şuraya çıkartalım. Parler de birinden bir şeyden bir şey yapmaktan den dan bahsetmek demek. Pek de bir don't pronom relatifini kullandığımız için burada bir tane de cümlede yok. Tujur bir sıklık zarfı. Fransızca sıklık zarflarını da çok detaylı bir şekilde çalıştık. J'ai vu une très belle voiture ce matin. C'était le nouveau modèle de Ferrari. Bu sabah çok güzel bir araba gördüm. Ferrari'nin yeni modeliydi. Bakın burada belirsiz artikel var. Ben bu sabah bir tane araba gördüm. Burada belirli artikel var. Zira Ferrari'nin yeni modeliydi diye belirli bir hale geldi. Dolayısıyla belirli artikel kullandık. Dolph A. Anfrer, Dolph'ün bir tane erkek kardeşi var. Sayısal değer verdi. Le frère, erkek kardeş, direkt olarak bir cinse gönderme, cinsiyete gönderme yaptığına göre frère sözcüğünün eril bir sözcük olduğunu anlamamız kolay. Est-ce que tu connais le frère de erkek kardeşini tanıyor musun? erkek kardeşi dedik. Detay bilgisi var. Artık belirli artikel kullandık. Zaten tamlama var. Vous j'allez Il s'appelle Antoine, c'est mon ami du lycée. Evet ben onu tanıyorum, onun adı Antoine, benim liseden arkadaşım. Burada il dediğimiz kim? Ben onu tanıyorum. İsmi Antoine, benim liseden arkadaşım. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir yıldız atalım Mesudam. Öğrencilerin karıştırdığı bir konu. Cümlede geçen le, artik defini belirli artikel le değil, Le pronom kompleman, tamamlama zamiri olan le, Türkçe'ye onu karşılığını veriyor. Şöyle düşünün, je la connais de olabilirdi cümle. Yine Türkçe'ye ben onu tanıyorum, tanırım karşılığını verirdi. Bu sefer pronom komplemanın bir kadına gönderme yaptığını anlardık. Alice, je la connais, evet ben onu tanıyorum gibi ya da çoğul olsun. Birisi bize sen... Alice ve Rex'i tanıyor musun diye soruyor. Cevap verirken je le connais diyoruz. Bakın buradaki le de pronom komplement tamamlama zamiri. Yani l'article defini plural değil. Onları karşılığını Türkçe'ye veriyor. Karıştırmamamız lazım. Hemen yıldız atalım. Zaten birbirinden ayırmak çok kolay. Gördüğünüz gibi burada pronom kompleman var. Şahıs zamiri ve fiilin ortasına gelmiş. Bir isim yok. Artikeller ise isimlerin önüne gelen eklerdir. Yani isim olması gerekir. Devam edelim şimdi. Ma fille mange toujours du chocolat. Benim kızım her zaman çikolata yer. Du artık partitifini kullandık. Ma fille aime beaucoup le chocolat noir. Kızım bitter çikolatayı çok sever. Beğeni belirten bir fiil olduğu için belirli artikel kullandık. Yatil de la glace parfumée à la vanille dans le réfrigérateur. Buzdolabında vanilya aromalı dondurma var mı? Partitif artikel kullandık. Je n'aime pas la glace et je n'en achète jamais. Ben dondurmayı sevmem ve ondan hiç almam belirli artikel kullandık. Zira beğeni belirten bir fiil var. Bakın burada an var. İstersek şöyle yazabiliriz. Ondan hiç almam gibi. Şuraya çıkartalım. Bu da bir pronom kompleman. Le pronom kompleman. Yani bir tamamlama zamiri. An Türkçe ondan gibi bir karşılığı veriyor. Ayrıca ne jame negasyonu var cümlede. Türkçe'ye asla hiç karşılıklarını veriyor. Fransızca olumsuzluk yapılarını da tek tek farklı videolarda detaylı bir şekilde çalıştık. Birkaç tane daha örnek cümle yapıp artık konuyu tamamlayalım. Nous avons regardé un film ensemble hier soir. Biz dün akşam birlikte bir tane film seyrettik. Un film, belirsiz artikel kullandık. Film sözcüğünün eril olduğunu anlıyoruz. Filmle ilgili bir bilgi yok elimizde. C'était le nouveau film de Luc Besson. Luc Besson'un yeni filmiydi. Bakın artık bir bilgi var. Belirli artikel kullandık. La Türkiye est un très beau pays où on vit les quatre saisons en même temps. Türkiye aynı anda dört mevsimin yaşandığı çok güzel bir ülkedir. Coğrafi bölgelerin önüne belirli artikel gelir. Ülke isimlerinin önüne belirli artikel gelir. Ancak şehir isimlerinin önüne artikel gelmez diye söylemiştim. La Türkiye, Türkiye. Et fiilinin prezent çekimi tre çok karşılığını veriyor. Buradaki bo bir sıfat. Le pay, ülke. Bakın burada u pronom relatifi var. Şuraya yazalım. Le pronom relatif yani bir bağlaş var. U pronom relatifi Türkçe'ye orada ki orada gibi bir karşılık veriyor. Şuraya bir yıldız atalım. Bir yıldız daha atalım. Şunu da ekleyelim. U pronom relatifi. Bu şekilde yazarsak Türkçe'ye ya da veya karşılıklarını veriyor. Burada vir fiilinin prezen çekimi var. Sonra an tam aynı zamanda demek. Ve la fin de la video. Geldik videonun sonuna. Les articles. Fransızca artikeller konusunu detaylı bir şekilde incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Konuyu çok detaylı bir şekilde ele aldık. Farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleriyle iyice pekiştirdik. Türkçede karşılığı olmayan konuları anlamak daha zor biliyorum. Dolayısıyla çok anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım. Zaten Farklı konuları çalıştığımız farklı videolarda her cümlede artikeller geçiyor. Videoları genel olarak izleyen, çalışan herkes bir bütün olarak çok daha iyi bir şekilde anlayıp konuyu oturtabiliyor. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.